Son günlerde sıkça karşıma çıkan bir olay var. 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali ödül töreninde Tamer Karadağlı'nın Nihal Yalçın'a ödülünü takdim ediş şekli bayağı bir gündem oldu. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Nihal Yalçın, teşekkür konuşması yaptığı sırada Tamer Karadağlı'nın garip jest ve mimiklerle orada bir durumu protesto ettiğini gördüm. İsterseniz videoyu izleyelim ama önce jenerik. Alkışlarınızla Nihal Yalçın. İyi geceler. Gerçekten yarı yolda vazgeçtim. Yol çok uzun. Topuklu ayakkabı zor. Çok teşekkür ediyorum. Ben filmi seyrettikten sonra bana kadın oyuncu vermezler diye düşündüm açıkçası. Çünkü bir festival seyircisinin ya da jürisinin çok alışkın olduğu bir karakter olduğunu düşünmüyorum. Ama ne yazık ki güçlü rakiplerim yoktu büyük ihtimalle. Çünkü çok az kadın hikayesi vardı. O yüzden ben de buradaki tüm yönetmenlerden, film yapımcılarından artık erkek oynamak istiyorum. Bana bir erkek rolü yazılsın istiyorum demek istiyorum. Ve umarım önümüzdeki yıllarda da erkek oyuncuya aday olmak istiyorum. Çünkü pek başka bir yolu yok gibi görünüyor. Öncelikle jüriye çok teşekkür ediyorum. Sonra Muhittin Böceği'ye çok teşekkür ediyorum. Ve sektörden bir sürü arkadaşımla yan yana olmak, sohbet edebilmek. Bu anlamda gerçekten çok keyifli hissediyorum. Çünkü ülkenin atmosferinde işinizi yapmak ve işinizin hakkında konuşmak bir lükse dönüşüyor. O yüzden burada olduğum için çok mutluyum. İşimi yapabildiğim için çok mutluyum. Ödüllendirildiğim için çok mutluyum. O yüzden tüm film ekibine çok teşekkür ediyorum. Biz gerçekten oldukça yoğun kadınla birlikte çektik filmi işin her alanında. Bence o yüzden de çok incelikli, çok keyifli bir iş çıktı. Yapımcımız Anna Maria'ya çok teşekkür ediyorum. Çok büyük keyifle çalıştım. Bana artık kim verdi ödülü? Sus mu dediniz? Hayır. Ha artık sus mu diyorsunuz? Rica ederim, ödülünüzle birlikte Ha, konuşun tamam, ya. çok teşekkür Kaldırın ederim. böyle ve Tüm ben konuşmanızı öğreyim. Çok teşekkür ederim. Tüm Zuhal Filme ekibine sonsuz teşekkürler. Ben de bir kez daha buradan söylemek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyelim. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Bu arada böyle bir ortamda güneş gözlüğü takması biraz garibime gitmedi değil. Neyse konumuza devam edelim. Gördüğünüz gibi Nihal Yalçın'ın konuşması devam ederken arkadan gelip ödülü uzatıyor. Bu arada Nihal Yalçın artık sus mu diyorsunuz diye tepki verince de ödülünüzle birlikte konuşun cevabı veriyor. Zaten ortamın gerginliği Tamer Karadağlı'nın yanındaki kızın yüzünden de açık bir şekilde okunuyor. Şimdi her zaman olduğu gibi sosyal medya ikiye bölünmüş durumda. Bir taraf Nihal Yalçın'ı ölümüne savunuyor, diğer taraf ise Tamer Karadağlı'yı. Ama bana sorarsanız burada iki taraf da hem haklı hem haksız. Haklı oldukları konulara bakarsak önce Tamer Karadağlı cephesinden olayı değerlendireceğim. Bir kere oraya ödül almaya çıktıysan ki bunu az buçuk ödül törenlerini takip ettiyseniz hepiniz bilirsiniz. Önce ödülünü alırsın, sonra konuşmanı yaparsın. Neden? Sana ödül vermek için orada bulunan kişi boşuna senin konuşman bitene kadar arkada konu mankeni gibi beklemesin diye. Bir kere burada yapılan bir saygısızlık var. İkinci olarak da her ne kadar ülkede kadınların uğradığı zorlukları görüyor ve hissediyor olsak da burası bir ödül töreni. Ve burada bir sanatçının konuşmasının arasında politika sıkıştırması ne kadar doğru? Bence yanlış. Çünkü biraz sabredersen ödül töreninin yapıldığı mekanın çıkışında ağzından iki kelime alabilmek için dışarıda saatlerce beklemiş bir gazeteci ordusu var. Varsa konuşmak istediğin, dile getirmek istediğin, gündem yaratmak istediğin ya da şikayet etmek istediğin her neyse. Bak onlara konuşabilirsin. Hem süre kısıtlaması olmadan hem de kimsenin vaktinden çalmadan. Bu gayet yapılabilir bir şey. Kimse sen gazetecilere röportaj veriyorsun diye seni ters kelepçe almaz merak etme. Neyse. Gelelim bir de Nihal Yalçın cephesine. Evet ortada yapılan bir hata var. Ya da oraya çıkmış olmanın, ödüle layık görülmüş olmanın bir heyecanı var. Unutulmuş olabilir ya da gerçekten bilerek de yapılmış olabilir. Şimdi arkada yapılan o hareketler bana kalırsa gerçekten gereksiz ve samimiyetsiz. Hani bunu yapmasan kimse ölmez ya da kimse seni yargılamaz. Ya Tamer Bey neden tepki göstermediniz? Bak orada bık 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 falan.
Nedense son zamanlarda halk olarak aşırı sabırsız, tahammülsüz ve agresif hale geldik. Ne kimseye saygımız var ne de bir yanlış örtme çabamız. Ben olsam konuşma bittikten sonra ödülünü verir, daha sonra baş başa kaldığımız tenha bir zaman aralığında bu yaptığın aslında yanlış olduğunu, olması gerekeni vesaire vesaire anlatırdım. Ha içimde mi kaldı? Bak dışarıda bir ton gazeteci senin için de bekliyor Sayın Tamer Karadağlı. Çık içindekileri dök. Bak bana saygısızlık yapıldı. Konuşma sırasında bölmek, rahatsız etmek istemedim ama bu bana göre yanlış bir şey falan. Konuş yani, kimse sus da demiyor sana. Ama ne oldu, iki tarafta olayı çok başka yerlere çektiler. Önce Nihal Yalçın'ın bir Instagram storiesinde yaptığı Tamer Karadağlı taklidi düştü gündeme. Ya neden neden? Yani de ki yani kusura bakmayın, heyecandan vesaire unutmuş olabilirim ama orada Tamer Karadağlı'nın benim arkamdan yaptıkları çok saçma ve onur kırıcıydı. Alındım doğrusu, hiç yakıştıramadım falan. Dök içine rahatla ama karşındakine saldırmadan. Hani o var ya bize has bir özellik. Hemen karşı saldırı modu. Hemen hücum. Altta kalmayayım, saldırayım. Ya bir sakin. Tamer Karadağlı ne yaptı? Durur mu? Bir başladı PKK'dan, oradan buradan, terör örgütlerinden. Ya abi ne alaka? Ya cidden ne alaka şimdi? Konuyla gerçekten bir alakası yok. Ya tamam, görüşüne hak veriyorum. Ben de seninle aynı görüşteyim de. Ya olayla alakasız. Direkt bel altı vurmak gibi bir şey bu. Bunun üstüne bir de Devlet Bahçeli Tamer Karadağlı'yı aramış. Diogo dur Allah'ını seversen, zaten ortalık karışık kardeşim. Ben işin içinden çıkamadım. Bu durum çok tatlı bir şekilde kapanabilecek ya da sineye çekilebilecekken şu an ortada çok acayip bir gündem var ve bana malzeme çıkıyor. Ama keşke böyle yapmasak birbirimize. Ben de size doğadan, kitaplardan, sanattan falan bahsetsem. Neyse benden bu kadar, çok konuştum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.